Merhaba millet, Torchlight 2'nin ilk bakışına hoş geldiniz. Bu gerçekten bir ilk bakış videosu olacak çünkü sadece ses, hani kendi sesim oyunun sesi arkasında kalmasın diye ses ayarlamak için alakasız bir karakter açıp 5 dakika oynayıp kapattım. Şimdi gerçekten bir ilk bakış yapacağım. Torchlight 2'yi uzun zamandır bekliyordum. Diablo tarzı bir oyun, Torchlight hack and slash oyunu. Evet aynen. Berserker olacağım ama tabii elimde böyle dandik şey istiyorum. Ben kılıç istiyorum. Her neyse. Barbarian gibi bir şey işte. Berserker var. Barbarian gibi. Embermage var. İşte bildiğim büyücü sınıfı. Engineer var. Bu da bildiğiniz Engineer sınıfı. Yani işte kendine turretler falan çağırıyor. Onları kullanıyor daha çok. İşte robotlar falan yardım ediyor buna. Bir de Outlander var. Bu da birazcık şey. Yani tam Thief değil de şey gibi düşünün. Demon Hunter gibi düşünün şeydeki Diablo'daki. Öyle bir klasa benziyor. Erkek değil mi? Evet. Böyle azıcık yani beşer tane olmak üzere şey var. Şansımız var. Dur. Şöyle olsun da bir bakalım şimdi nasıl bir tip yapsak. Yaşlı bir barbar mı olsun? Çok eski metalcilerden. Şöyle bak neyse dur bakayım. Bu iyi. Böyle güzel. Karakterin adı ne olsun? Çok klişe yapacağım. Hiç şimdi isim düşünemeyeceğim. Conan olsun karakterin adı. Conan the Barbarian yani. Pet olarak da bunu mu alsam viskiye benziyor diye ama nasıl deli gibi su çıkıyor suratından ya iğrenç şey. Ferret güzel bir şey. Bir de bakayım. Hak almaz. Atıl kurt. Bunu alalım. Bunun da adı viski olsun. Şimdi bu pet dediğimiz şey bildiğim kadarıyla savaşmıyor ama buna inventory yükleyebiliyoruz. Yani üzerimize bir sürü eşya taşımamız gerekiyorsa bunu yükleyebiliyoruz. Aynı zamanda bunu biz dolaşıyorken şeye yolluyoruz. Kasabaya geri yolluyoruz ve işte üzerimizdeki eşyaları falan satıyor. Böyle güzel bir özelliği var. Üstelik potion ve scroll'a da geri dönebiliyor. Scroll'da scroll of identify falan var işte. Önemli şey bulduğumuz zaman ne derler ona? Item bulduğumuz zaman bilinmeyen itemler oluyor ya, işte Diablo'da var soru işaretli. Onları identify etmek için gerekiyor. Bu Diablo 2'de olan bir sistemdi. Diablo 3'te yoktu. Çok eleştiren yönleri var Diablo için. Fazla kolaylaştırılan yönelik. Torchlight bunları aynen eskisi gibi bırakmış. O açıdan çok iyi olmuş bence. Şimdi izlememiştim bu videoyu. Bir bu videoyu izleyeyim. Hep beraber izleyelim. Daha sonra oyun başladıkça ben de devam edeceğim anlatmaya size. Şimdi izliyoruz. İlk oyunda hatırladığım kadarıyla şeye girmiyorduk hiç. Pardon, dışarıda dolaşmıyorduk. Torch kasabasının altındaki madenlerde kat kat aşağı iniyorduk ve böyle şey yapıyorduk. Yaratık falan buluyorduk, dövüşüyorduk. Bu oyunda açık alanlar da var şimdi ikinci oyunda. Görsel açıdan da çok güzel olmuş antrasanları. Biraz daha Diablo 3'e göre bile şey çizgi filmsi grafiklere sahip. Torchlight 1 de öyleydi ama oynanışı çok keyifli gerçekten. Torchlight 1'i bayağı sevmiştim. Yani en iyi piyasadaki en iyi Diablo alternatifi Torchlight'tı. Şimdi de Torchlight 2 olmuş oldu. Ki daha hardcore olduğu için daha da bir seviyesi gibi geliyor. İzlenimlerim o yönde okuduklarımdan. Çok da beğenildi oyun. Tabi bağımsız bir yapım. Yani bağımsız sayılabilecek bir yapım. Sadece 20 dolarlık bir ücreti var Steam üzerinde. Arkadaşlarınızla co-op falan da oynayabiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer 20 dolarınız varsa ya bu tarz oyunu seviyorsanız alın bu oyunu yani. Hem iyi bir firmaya kazandırmış olursunuz hem orijinal oynamış olursunuz. Hem de hakikaten güzel bir oyun. Hak ediyor yani.
Şimdi oyunun konusunu bilmiyorum bile. Gerçekten bilmiyorum şu anda neler olup bittiğini. Tavşan kasabasına geliyoruz. Burada başlıyoruz. Burada adamla konuşacağız. Şimdi biraz şeyden bahsedeyim. Pet panelimiz var. Burada pete bir şeyler veriyoruz. Fish diye bir şey var bu arada. Fishing var yani. Balık tutabiliyorsunuz. Tavşan bir de bayağı tutmuştum. Bu videoda herhalde göstereceğim çünkü nasıl yapacağım beni bilmiyorum henüz. Hiçbir şey bilmeden oynuyorum ben. Tam bir ilk bakış videosu çekebildiğim gibi. Pet Spells diye bir şey varmış. Tam ne işe yaradığını bunu da bilmiyorum. Yine öğreneceğim. Consumables falan var yine. Equipment Inventory. Hatta buna bir şey bırakmamız için sanırım. Shopping list yapabiliyoruz işte. Identify Scroll var. Identify olmamız için. Waypoint Portal Scroll var. Bu da Diablo 2'deki Town Portal gibi sizi bir yere ışınlamak için kullanılıyor. Bir de Mana Potion ve Health Potion işte alabiliyoruz. Tabi şu anda daha çünkü ileride bir Health Potion falan ama bunları aldırmak için yollayabiliyorsun. Şu kadar al, şu kadar al diyorsun. Gidiyor. Aynı zamanda da bunları da bildiğim kadarıyla yollayabiliyorsun satması için. Karakter panelimiz Strength, Dexterity, Focus ve Vitality var. İşte Focus Magic Damage için, Vitality can ve armor için, Dexterity critical hit ve dodge için gördüğünüz gibi, Strength de weapon damage için. İsterseniz hani bunu yani Strength ve Vitality veriyorsunuz, daha bir tank yapıyorsunuz. İsterseniz Strength ve Dexterity verip DPS yaparsınız falan karakterinizi. Focus da verilir biraz, bunun da büyük şeyleri var çünkü. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Sol ve sağ tuşa, pardon sağ tuşa skill alabiliyorsunuz. Tab'a bastığınız zaman değişiyor. Şurası ama ikisi de aynı şu anda daha skill almadığımız için yeni. Her skill kullanımda mana yiyor. Mana da zamanla doluyor. Şey Diablo'daki tarzı işte dövdüm frame arttı gibi bir şey yok burada. Daha çok daha old school takılmış. Bu niye duruyor? Ha, Berserker Charge var diye bir şey varmış. Bakalım okuyalım neymiş. Tamam bu yeterince doldurunca bunu dövdüğünce dolduruyoruz yine. Frenzy'ye giriyoruz. O zaman da her vurduğumuz critical oluyor. Direkt ataklar yani direkt olmayan ataklarda critical şansı artıyor falan. 6 saniye sürüyormuş şimdilik. İlerleyince onu artıracak. Şu artı 0 yazısından görüyorsunuzdur. Frenzy last for 6 plus 0 falan diye gidiyor. Artı 0 yazısı ileride değişecek ya da item alıyorsun onu değiştiriyor falan. Silah olarak tek elli silahlar kullanılıyor demiş. Diye okumuştum. Şu anda Berserker Claws diye bir şey var işte. Armor'u şey yapıyormuş. Armor'un yarısını ignore ediyormuş. Güzel bir şey. Buraya ben tabii daha çok şey tercih edeceğim. Kılıç falan tercih edeceğim. Bayağı bir inventory slotumuz var. Yine güzel bir şekilde. Klasik şeyler. Consumer'larımız burada ayrıca bir yerde toplanıyor. Yani inventory bayağı geniş. Spell'ler falan olacak. Bu skill'lere gelelim. Skill'ler Diablo'daki gibi şey değil. Çok hani şey hiçbir şey yapmadan anlatıyormuş gibi oldum videoya ama birazdan oynayışta göstereceğim. Önemli şeyi söyleyeceğim çünkü Diablo'ya arasındaki farklılık olarak. Diablo'da biliyorsunuz Diablo 3'te yani 2'de değil 3'te şey oluyordu. Siz level atladıkça skill'ler otomatik olarak açılıyordu siz istediğinizi kullanıyordunuz. Bunda hem belli bir skill tree'lerden belli skill'leri seçiyorsunuz üzerine level koyuyorsunuz ve şey yapıyorsunuz işte arttırıyorsunuz. Bunu arttırmak yani şöyle bir şey Diablo 2'de de bu sistem vardı. Atıyorum tier 1 bonusu var işte 5 şeyde bir daha fazla güç alıyor yani 5 rankte bir sanırım bir tier atlıyor 15 rank tutmam diye anladım ben. Diablo'da böyle şeyler yok tabi sadece level atlıyordunuz ve işte en fazla rune koyabiliyordunuz. Skill'ınıza. Bunda skill'lere artırıyorsunuz. İstediğiniz skill'ı seçiyorsunuz. İsterseniz bütün skill'leri de alabilirsiniz ama o zaman hepsi düşük seviyede olur. Onun yerine 1-2 tane skill'ı seçip beraber iyi çalışacak. Onlara abanmanızı istiyor oyun. Böyle bir farklı var yani. Gidip de ben bu skill'i beğenmedim dur şunu kullanayım diye Diablo 3'teki gibi her şeyi kullanamıyorsunuz. Yaptığınız seçimler gerçekten etkili oluyor. Bu yüzden karakterinize bir kimlik kazanmış oluyorsunuz ve hakikaten de düşünerek karar vermeniz gerekiyor. Bu açıdan da çok seviyorum ben bu yöntemi. Başka skill'ler falan da var. Bu oyunda level atlarsam da skill kullanmayacağım çünkü şu an bilmiyorum. Burada da hikaye yazıyormuş. Ben anlatmayacağım. Kendiniz şey yaparsınız.
okursunuz artık. Oynayacak olursanız. Yani en azından bu videoda yapmayacağım çünkü çok zaman kaybettirir şu anda bizi. Arcane statistik kısmı abi de burada. Burada da işte şey yapıyor. Sizin şu anki işte atak, defans, şey, özellikleriniz falan şey yapıyor. Silahlarınıza bakabiliyorsunuz. DPS ne kadar falan. Detaylı bir şekilde karakter analizinizi yapabilirsiniz buradan. Bunu yaptıktan sonra da hani aldığınız bir item size ne kadar yarar sağlıyor buradan detaylıca görebilirsiniz. Bundan sonra oynayışa geçebiliriz. Şimdi Distro'ya konuşuyor. You should carry on to the Asterion Enclave. Asterion Enclave'e gideceğiz. Warn them that the alchemist destroyed Torchlight and is headed their way. Alchemist diye biri varmış, simyacı. Torchlight'ı yok etmiş. Onu şey yapıyoruz. Bunu mu kullansam, bunu mu kullansam? Artılar physical demiş. Aynı gibi level 2 gerektiriyor. Bu level 4 gerektiriyor ama. Belki bunu alırım. Superior Hashtags. Şimdi tabii şey denendim. Bu mesela kılıç, bu balta. İkisinin farklı özellikleri var. Bu biraz daha yavaş vuruyor. Bu daha hızlı vuruyor. Ama bunun physical damage'i sabit. Bunun physical damage'i aralıklı mesela. Bu hep uzun vururken bu 4'te vurabiliyor. Evet ama 22'de vurabiliyor. Ki bu 4 level şey yani. Bunun level 4'ü daha da zaten işte atıyorum. 40 kesin vuruyordur mesela level 4'ü bunun. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor şey yaparken. Quest'imizi aldık. Başlıyoruz. Buradan gideceğiz. Bistro'yu gördüm. Okey. Dön bakalım. Ne güzel. Bildiğin dövüyoruz şu anda ya. Şöyle bir skill kullanalım. Skill kullanınca biraz şey yapıyor bu. Bleeding falan da veriyor. Belli bir süre içerisinde canım götürüyor. Bir tane vuruyorum. Bir saniye sonra ölmüş oluyor. Hani öyle bir şey yapmışlar. Bakayım. Alta falan basınca... Evet şöyle... Şey basılı kalmış. Options'da vardır muhtemelen de. Şimdi alta bastığın zaman normalde bunları görünür yapar. Ben hepsi görünür özelliği açık kalmış. Onu şey yapmışım. O yüzden normalde alta basınca bunlar yazılar çıkıyor. Ben şimdi bunların hepsini alayım. Daha sonra onu kapamayı da gösteririm olmazsa. Çünkü ileride hani elinizdeki altınlar çok iyi olacak. Bir sürü gereksiz kırık item düşecekleri. Onların hepsini yerde kalabalık etmesini istemezsiniz. Aldığınız bir şeyi bu arada eğer elinizde o anda yoksa surat otomatik olarak equip ediyor. Bunların da hepsi setimizde vardır. Mesela auto equip items. Bunu kapatıyorum. Show item comparisons. Kalsın bu iki item'ı kıyaslamak için. Şeyi göremedim. Item name'imizi yazmayı göremedim. O yüzden ona bir şey yapamayacağız. Item display. Show item'ın toggle tuşu varmış. Toggle bende şu anda muhtemelen. Buradan mesela şey... Atıyorum ilerlediniz mi? Sadece rare'larla mı ilgileniyorsunuz? Magic'leri kapatabiliyorsunuz. Magic weapon görmüyorsunuz bile. Belki normalleri hiç görmeseniz de olur. Yani şu aşamada görmek lazım. Bir 5-6 level'dan sonra aynı Diablo'daki gibi normalleri hiç göstermemesini sağlayabilirsiniz. Bu dolayısıyla yerde düşen itemlerden sadece iyilerini görürsünüz. Breakable'da enchanting falan yapmak için kullanacak muhtemelen. Böylece bunu da göstermiş olayım. Apply diyelim. Resume diyelim. Kameraya yaklaşabiliyoruz bu arada. Refler gördüğünüz gibi bayağı çizgi filmsi. Biraz World of Warcraft'a tutuyor aslında. Ancak senaryo ve hani aksiyon kısımları gayet brutal diyebileceğimiz şekilde gidiyor. Alalım potionları. Barrel'ları kırmak lazım. Barrel kırma işini çok zor. Bütün RPG oynayanda barrel'ları kırarım. Daima kırmak lazım. Dur bakalım şu tarafta bir şey çıkacak mı? Çıktı evet. Warbeast çıkmış. Şimdi böyle gidiyorsunuz. Şu skills göstereyim. Neyse. Gördüğünüz gibi
health orb düşmüyor bunda Diablo 3'teki gibi. Yine Diablo 2'deki sisteme benzer bir sistem var. Potion spamlıyorsunuz. Biraz zamanla gerçi doldurtuyor. O yüzden biraz uğraştırmışlar yine. Tak potion'a bastım canım doldu gibi bir durum yok. Diablo'da biraz öyle doluyordu. Bunda tam ikisinin ortasında bir şey yapmışlar yani. 8 saniye boyunca 900 canım dolduruyor diyor. Benim canım ne kadarmış? 218 zaten daha çok. Friends azalıyor bu arada boşluğumuzda gördüğünüz gibi. Sen de geber. Frenzy'yi nasıl çalıştıracağız onu bilmiyorum bu arada. Şu an çalıştı mı? Sanırsam çalıştı. Evet, ilk Champion yönetimizi kesmeye çalışıyoruz. 1'e bastım hemen. Ha, Frenzy'ye girdik şu anda. Ama Frenzy'ye nasıl girdim bilmiyorum. Kendi girdi. Onu birazcık öğrenmem gerekecek. Bayağı bir kavga çıktı burada. Şu mana boşuna kullandım ki etraftaki kolayca temizleyebilirim. Haa, kurtum bir şeyler yapıyor. Aferin oğlum, aferin. Golden Key aldım. Muhtemelen şurada bir yere sokacak bizi. Tamam, Spell Scroll bulmuşum. Ha, şeye girdim. Bir, aman ölüyordum ya. Ben anlamıyorum nasıl öleceğimi orada. Alışması biraz zaman alabilecek bir oyun tabi. Buradan da anladığınız üzere. Bunu keşke kendin başlatabiliyor olsan yani, çok garipmiş. Neyse, level atlama kısmını göstereyim. Strength'te 3 verdim, bir buna verdim, bir de buna verdim. Hadi şimdi dengeli götüreyim. Daha sonra bakarız geri kalan kısımlara. Şu an pek alan etkili yani area effect dediğimiz area effect dediğimiz şeyden yok. Skill'lerimizden yok. Bu şey biraz işe yarıyor. Bu işe yarıyor. Önümüzde çok adam varsa o işe yarıyor. Dur bakayım, şundan biraz ödül alacağız. Önce kamera işe yarama şansımız yok. Peki. Warmaker. Shield'ı var. İyi şey yapıyor bu yüzden. Öldürelim de alanımız bitirmiş oldu. Bakayım ben. Evet. Burası bitirdi sanırım. Şimdi bizim adamcağızımız nerede? Gel bakayım. You a new recruit? Light Gloves. Aha, bu şey için galiba. Hayvanımız için. Ben bunu alayım. Physical armor falan şey yapsın. Giyelim bunu. İlk büyülü item'ımızı almış olduk. Skill'ler. Şimdi bunu artırabiliyorum mesela. Ya da şu skill'lerden bir tanesi seçebiliyorum. Frostbite varmış. Bakalım neymiş. Yavaşlatmak için falan daha çok şey yardımcı skill'lerden bir tanesi. Shadow skills diye bir şey varmış. Bir de buna bakalım. Bir şeye ruh gibi olan bir şeye dönüşüyormuşsun. Kurda dönüşüp o kurt halinde İlerliyorsun böyle. İki adama çarparsan %5'er şey can dolduruyor ama ikiden fazlasında olmuyormuş. 9 mana cost. Eğer mana mesela bunun etrafta 3 kere bastım buna. 2'şer tane mesafedeydim. İşte 130 canımı doldurabilirim. 27 mana karşılığında. Hani böyle bir şey. Birazcık damage koyuyor ve işte rakip düşmanların kalkanını kırma şansı oluyormuş. Burada bir de pasif skill'ler var. Frenzy Mastery falan var. İşte Bloodhunger var.
bu iyiymiş. Canınızın %15'ini dolduruyor her critical strike'la. Critical gidecekseniz eğer şey yerine hani atıyorum tank değilsiniz, canınız çok gidiyor ama critical çok koyuyorsunuz, DPS giderseniz eğer dexterity'ye çok verirseniz, o zaman Bloodhunger işe yarayabilir. Şimdilik pek buna uzun uzun bakmak istiyorum, o yüzden şu anda geliştirmeyeceğim. Böyle bir şey bulmuşum, neymiş bakalım, bu da gösteriyor bunu. Ha, bir de spell bulmuştuk, evet. Learn this ability diyor. Hey, Achievement aldım. Her neyse, neymiş bu bakalım. Spellbook'umuza spell koyabiliyoruz bu şekilde. Herhangi bir skill kullanacakmış gibi bunu kullanabiliyormuşum. Bunu hatta şuraya Summon Skeleton koyalım. Şimdi böylece 3'e bastığım zaman Skeleton geliyor. 60 saniye savaşıyor bizimle beraber. Pardon, 35 saniye savaşıyor. Üzerine 25 saniye daha petimiz yok oluyor sanırım. Böyle bir anladım ben. Golden Key bulduk diyor. Reached Skeleton falan. Herhalde o Gold Key ileride işe yarayacak yani. Bunu şimdi Chest Carved on it diyor. Ups. Heh, map'imizi çıkartalım. Şurada bir ara belki chest buluruz, azıcık daha oynayayım. Bitireceğim bile, çok uzatmak istemiyorum. Çünkü arkadaşım gelecek birazdan zaten. Tek boş vaktimde şu videoyu çekiyorum. 2 gündür acayip doluydum. Dün Facebook'ta yazdığım gibi saat 8'i çeyrek geçe uyuyakaldım yani. Yorgunluktan artık geberiyordum resmen. Hadi skill'ımızı deneyelim bakalım. Neredesin skeleton? Ha, gelmiş mesela şu. İşte bak, şirin. Level 3 olduk bile bu arada. Burayı da dolaştığımıza göre gideceğimiz tek yer. O yıldıza doğru gideceğiz. Ama acaba bu key hangi chest'in key? Neyse yani herhalde buluruz bir yerden bir şekilde diye düşünüyorum. Şuraya bir geleyim bakayım. Ne kadar hızlı gidiyor bunlar. Biz de çok hızlı gidiyoruz gerçi. Evet, şunu... Canımız da artsın birazcık. Şöyle dengeli götüreceğim, sonra karar vereceğim skill'leri. Yani bunda tabii Diablo 2 gibi olduğu için o skill'leri tamamen incelemek gerekiyor ve yolunuzu önceden çizmek gerekiyor. Biraz düşünerek hani şundan biraz alırım işte. Önce dondururum, sonra şunu vururum ki dondurmak daha çok şeyde yarar aslında işe. Range damage için yarıyor. Hani birebir melee damage konusunda daha farklı şeyler düşünebilir ama bunlara sonra bakacağım. Şimdi bu kadar olsun ilk bakış videomuz. Daha sonra oyunu daha iyi öğrendikçe ileride inceleme videosu çekeceğim. Muhtemelen site açılınca olur artık. Çünkü Borderlands 2 de çıktı. Borderlands 2 kendim oynayacağım ama video çekmeyi planlamıyorum şu an için. Yeni site açılınca bir kere hani yazılı incelemesi gelecek. Onu Onur diye daha sizin tanımadığınız bir arkadaş yapacak. Sonra Gökay'la co-op oynayarak belki biraz bir seri falan yapabiliriz. Hiçbir söz veremiyorum ama belki yaparız. Borderlands 2'yi çok merak ediyorsunuz. Alp, yani Yeşil Evi Maceraları Xbox'ta oynadı. Videosunu koydu, çok eğlenceli video olmuş. Onu izleyebilirsiniz. Yine benim kanalımın işte kardeş kanallar kısmında onu görebilirsiniz, onun kanalını. Borderlands 2 ile ilgili ben de video çekeceğim ama dediğim gibi şimdi hani Torchlight var. Black Mesa'yı oynayacağım. Başka işler var. Bir de site yoğunlaşmaya çalışıyorum açılması için. Birkaç ufak detay kaldı. Ondan sonra zaten Max Payne 3 serisi yapacağım. Borderlands de yapabilirim. Başka oyunlar çıkıyor için FIFA'yı inceleyeceğim. Daha almadım bile. Yani daha çıkmadı gerçi. Birkaç gün sonra çıkacak da FIFA'yı inceleyeceğim. F1 2012 çıktı. 2013 galiba hatta çıktı. Pardon, yanlış söyledim. Ya da 2012 mi çıktı acaba? Bir sene geriden geldi galiba onlar. Neyse yani yeni bir F1 oyunu çıktı. Onu oynayacağım, inceleyeceğim. NBA 2K13 çıkıyor. Onu oynayacağım, inceleyeceğim falan. Hani hep incelemeni ben yapacak olmasam bile bilgisayardakilerin kesin zaten videolarını ben çekeceğim. Yazıları başkası yazılabiliyor. Konsolda genelde ben yazıları yazıyorum ki konsolda daha video çekemiyoruz. Para olmadığı için hani şey yok. Bahsetmiştim. Çekmemiz için gerekli aleti alamadık. Ama sonuç olarak böyle olacak. Petinizi burada defensive, agresif ve
pasif olarak ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Bu neye yarıyor bilmiyorum. Her neyse. Yakın gelecekle ilgili planlarımızda bu şu anda birazcık Saints Row the Third'den devam edeceğim burada videolara. Onunla biraz daha çekeceğim. Hem daha geyik oluyorum videoları, eğleniyorsunuz falan. Oradan devam ederiz. Şimdi bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Yani biraz daha çok tanıtım amaçlı zaten. Hani ilk bakış olayı o. Oyunu anlatmaya çalıştım. Çok detaylı anlatamadım. Daha detaylı olarak inceleme videosunda daha iyi bir şekilde ileride anlatacağım. Bundan seri yapmamı ister misiniz bilmiyorum. Belki bazı kısımları yapabilirim ama çok seri yapılası bir oyun gibi gelmiyor bana Torchlight. Daha çok kendi zevkiniz için oynayacak bir oyun. Diablo'nun serisi yapılır çünkü Torchlight'ın grafikleri biraz zorluyor insanı ne olduğunu anlamakta. Ben oynarken zor anlıyorum, izlerken daha da zor olur gibi geliyor bana. Diablo'da daha kolaydı. O açıdan seri yapmak çok mantıklı gelmedi bana ama çok isterseniz birkaç bölüm ileride belki çekebilirim yani. Elime yapacak hali yok. O yüzden şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.